çok yanlış bir algı var. Bunu hızla düzeltmemiz lazım. Belki birkaç kez de bu program sırasında yinelemekte fayda var. Dedi ki oradaki izleyici fişi çekiliyor hastaların, evet, diye söyledi. Böyle bir şey asla tabii ki olamıyor. Hekim olarak tabii bizim andımız var. Bir insan yaşayabilecekse onu sonuna kadar sürdürme zorunluluğumuz var. Burada bahsedilen, fişi çekiliyor denilen insanlar yoğun bakım koşullarında beyin ölümü gerçekleşmiş insanlar. Şu anda gerçi Türkiye'de böyle bir kuşku giderek daha azalıyor. Çünkü Yalçın Hocam başlangıçta söyledi, organ nakil koordinatörleri başından beri işin içine giriyorlar ve yoğun bakıma düşmüş. Bunlar genelde çok ağır hastalar, işte travmalar en çok Türkiye'de trafik kazalarından sonra oluyor ya da beyine kanamalardan sonra oluyor. Bu tip hastaların yoğun bakıma giriş süreçlerinden itibaren ailelerine bilgi veriliyor gün be gün. Ve aileler de görüyorlar ki gerçekten hastaları için her şey sonuna kadar kullanılıyor. Hatta en son yaptığımız şeylerden bir tanesi beynine hiç kan gitmediğini gösteriyoruz. Anjiyografi yapılıyor, beyinlerine hiç kan gitmiyor. Bu tip hastalara tek hekim de karar vermiyor. Üç tane farklı disiplinden arkadaşımız karar veriyor. İşte yoğun bakımcı, nörolog, kardiyolog hep beraber artık bu hastamızı geriye yaşama kavuşturmanın imkanı yok kararı veriliyor. Ancak solunumu bir takım makinalarla destekleniyor. Böyle bırakılırsa bu aşamada aileyle konuşuluyor. Aile eğer rıza gösterirse işte o hastadan organ nakli yapılabiliyor. Ve ailenin istediği organların nakli yapılabiliyor. Tek tek onlar da soruluyor aileye. Yani böbreklerini bağışlıyor musunuz, karaciğerini bağışlıyor musunuz, kalbini bağışlıyor musunuz diye. Aksi takdirde yani bu üç uzman grubundan bir tanesi bile çekince koysa, yani hastamızın hala ümidi vardır, yaşayabilir dese asla organ nakli yapılmaz.